var mı diye bir şüphe var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu tabii bir birikim. Yani AKP'nin son 20 yılda devleti yönetim şekliyle ilgili bir anlayış bu. Böyle bir 20 yıllık bir gelenek var, bir yönetim biçimi var. Ve bu yönetim biçimi ister istemez bizi bazı konularda şüpheye sevk ediyor. Ben programın bundan önceki kısımlarını dinlerken ya bu kadar da olmaz diye bir takım yorumlar da yapıldı burada. Ama olur. Yani neler olmadı ki bu ülkede? Dolayısıyla her şey mümkün. Şimdi az önce Barış Bey'in söylediği bir şey çok önemli. Bakın biz gündelik hayatta savcıları hep şöyle görürüz. Şüphe duyarlar. Yani savcılar şüpheci insanlardır. Otur konuşurken bile iki tane değerlendirme yaptığında bile o değerlendirme çok doğru olsa bile çok mantıklı ve rasyonel olsa bile savcı hep şüpheyle bakar. Yani onun neredeyse kişiliğinin bir parçası olmuştur. Şimdi bu kadar çok şüphenin olduğu bir yerde, bu kadar çok tartışmanın olduğu bir yerde hiç kimseye hiçbir şey sorulmuyor olması apayrı bir hukuk garabeti. Birincisi bu. İkincisi, şimdi bakın Türkiye o kadar ucuzladı ki Gökmen Bey. Yani tarihinin en ulusal para tarihinin en dip noktasında. Yani mesela 94 eşittir 100 reel endeksine göre şu anda 0.54. Yani bakın şu anda Türkiye'de politik riskler olmasa dolar kurunun olması gereken seviye 7-7.5 civarında. Euro'nun da maksimum 9-9.5 civarında olması gerekir. Yani bu kadar politik riskin olduğu, bu kadar ucuzladığı bir ülkede bütün mallar adeta böyle batan geminin malları gibi iştah kabartıyor. Bakın şimdi İstanbul'da, Ankara'da böyle kapalı kapılar ardında bazı görüşmeler yapılıyor. Yabancılar geliyor, oturuyorlar. Ya acaba hangi malları alsak? Böyle bir iştah kabarması var. Yani Türkiye o kadar ucuzladı ki İMKB'de işlem gören şirketler, işte kamuya ait olan şirketler ki bunlar artık böyle paketleniyor. Portföyleniyor, paketleniyor, hazır hale getiriliyor. Böyle bir iştah kabarması var. Ya hangi malı alsak, kimlerle ilişki kursak, her malın bu arada bir şeyi var. Bir pazarı var, bir ilişki ağı var. Yani her büyük kuruluş için böyle ilişki ağları var. Yani orada da bir paylaşım tabii var. Tabii ki o ilişki ağlarını birileri yönetiyor. Yani orada doğru kişiler var. Mesela X malını almak istiyorsanız şu kişiye gitmelisiniz diye böyle bir genel kabuller var. Ve bu genel kabuller üzerinden bu networkler, bu ilişki ağları Türkiye'deki kamu mallarını, özel sektör mallarını, sadece kamu mallarını da değil, özel sektör mallarını böyle pazara çıkartmış ve satan pozisyona getiriyor. Şimdi bu ülkenin Maliye Bakanı bunu demedi mi? Yani benim görevim bu ülkeyi mümkün olan en yüksek fiyatlardan pazarlamak diye. Bunları yaşamadık mı? Yani geçmiş dönem özelleştirme uygulamalarına baktığımız zaman bunları görmedik mi? O yüzden ben hiçbir şeyin mümkün olamayacağına inanmayanlardanım. Ya bu ülkede her şey mümkün olabilir. Hele ki bir seçim dönemi yaklaşıyorsa ve hükümetin çok ciddi bir meşruiyet sorunu oluşmuşsa gerek küresel ölçekte gerek ulusal ölçekte ve bu seçimleri geçmek bir hayat memat meselesi haline dönüşmüşse bu ve 20 yıldır devam eden bir iktidar varsa karşımızda o iktidarı sürdürmek için her şeyi yapacaktır. Bakın bu genellikle otoriteryan diktatörlüklerde olur. Yani uzun süre devam eden iktidarlar iktidarlarını bırakmak istemezler. Neden? Çünkü bir, kirlenmişlerdir. İki, parti devletine dönüşmüşlerdir. Ve üç, iktidarlarını bıraktıklarında sadece iktidarı kaybetmeyeceklerdir. Daha fazlasını kaybedeceklerini düşünürler. O yüzden de iktidarda kalma eğilimi içinde olurlar. Yani bu pedal çevirmek gibi, bisikletin üzerinde kalmak için pedal çevirmek gibi bir şey. Dolayısıyla her şeyi yapmak isterler. Yani ben önümüzdeki dönem çok kritik bir dönem. Yani Türkiye'nin bir geçiş dönemine girdiğine inanıyorum. Yani bu önümüzdeki 4 yıl 2022, 23, 24 ve 25. 2022 Türkiye'de yeni büyük iktidar oyununun temel parametrelerinin oluştuğu bir yıl olacak. 2023 merkezde bir iktidar değişimi, 2024 yerelde bir iktidar değişimi. Çünkü bu iki seçimin kaderi birbirine bağlıdır. Yani birinde ortaya çıkacak sonuçlar diğerini etkiler. Ve 2025'te de rejim değişikliği. Yani maksimum 2 yılda 2023'ü opsiyonlu olarak düşünüyorum rejim değişikliği. Dolayısıyla bu 4 yılı muhalefetin stratejik bir akılla yönetmesi ve bir exit stratejisi üretmesi gerekir. Yani çıkış iktidar stratejisi. Evet. İktidar bunu deneyecektir. Yani her koşulda iktidarda kalmayı deneyecektir. Muhalefet büyük toplumsal kesimlerin desteğine rağmen yani bakın bugün Türkiye'de mevcut iktidarın karşısında olan yapılar en az %60'a kadar ulaşmış durumda. Ama bu iktidarın değişmesini garanti etmez.
otomatik bir biçimde. Yani nesnel koşulların hazır olması otomatik bir biçimde iktidarın değişeceği anlamına gelmez. Bu sürecin, yani bu 4 yıllık geçiş sürecinin de bir stratejik akılla yönetilmesi lazım. Bir exit stratejisi oluşturulması lazım. Bir geçiş stratejisi oluşturulması lazım. Ve hükümetin bütün hamlelerini göz önünde bulundurarak A, B, C senaryolarını ve planlarını oluşturmamız gerekiyor. Önümüzdeki süreç biraz böyle bir süreç. O yüzden ben her şeyi mümkün görüyorum. Hı hı. Her türlü atağı mümkün görüyorum ama bunların hepsini göğüsleyebilecek, bunların hepsine göre strateji belirleyecek bir stratejik akıl gerekli önümüzdeki dönemde. Anladığım kadarıyla İEV'in yani 2. Yüzyıl Enstitüsü Vakfı'nın kurulmasındaki sahiplerden biri de herhalde bu öngörü. Evet. Bir daha tekrarlar mısınız o 4 yılın tanımını 2022-2022? Şimdi 2022, 2022. Şimdi bakın şöyle. Hı. Şimdi Türkiye'de bir mutabakat oluşuyor şu değil, anda. Daha fazla açıklamak açısından değil de aklımızda kalsın tabii, diyor manşet. Şimdi 2022 yılında Türkiye'de yeni iktidarın kodları oluşacak. Hı. Yani işte ittifak sistemleri, yeni ittifaklar, buna özgün stratejik ilişki ağları, yani küresel ağlar, bunların hepsini biz 2022'de göreceğiz. 2023'te bir merkezde iktidar değişikliği öngörüyoruz. 2024'te bunun yerel ayaklarının kurulacağını düşünüyoruz. İki seçimin kaderi birbirine bağlı. Bakın 2023'te biz Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybedersek bu belediye başkanlıklarının hepsinin bizde olacağının garantisi yok. Ama AKP kaybederse ve bir iktidar değişikliği olursa o zaman bambaşka bir yerel yönetim psikolojisiyle gireceğiz biz seçimlere. Tamam. Peşinden de 2023 kazanır isek peşinden de 2025 yılında rejim değişikliği yani parlamenter sisteme dönüş. Bu 4 yıl Türkiye'nin yeni geçiş dönemidir ve bu 4 yılın stratejik akılla yönetilmesi lazım. Ondan sonra yeni yüzyıla gireceğiz artık, yani Cumhuriyet'in yeni Anladım. Yüzyılına gireceğiz. Peki buradan mesela birisi şöyle bir şey çıkarabilir. Gördünüz mü? Bakın CHP de seçimin 2023'te yapılacağını düşünüyor diye. Şimdi şöyle, ben seçimin erken olacağına inanmıyorum. Bireysel olarak. Çünkü seçimin erken yapılabilmesinin psikolojik hiçbir avantajı yok AKP açısından. Böyle bir koşulları yok. Yani ben hükümetin yerinde olsam seçim yapmamak için direnirim sonuna kadar. Zorunlu kalabilir mi? O ayrı bir mevzu. Ama Türkiye'de seçim yapmaya karar verecek olan güç iktidarda. Bir halk hareketi olmazsa, yani eğer halk zorlamazsa, işte büyük sokak hareketleri olmazsa vesaire. Türkiye'de olabilecek bunlar, en erken seçimin bunlar ben... Bunlar demokratik gösteri tabii ki, hakları tabii kapsamındaki... Tabii ki. Aslında CHP'nin yapmaya çalıştığı şey de bu. Tabii ki. Yani ama şöyle bir şey var, bakın. Bir iktidar arayışı, yeni bir iktidar arayışı Türkiye'de 2010'lu yılların ortalarından beri var. Birinci kırılma rejim değişikliğinin bize dayattıklarıdır. İkinci kırılmada bugün yaşadığımız ekonomik sorunlardır. Bakın bu ekonomik sorunlarla beraber biz yeni bir iktidar arayışı aşamasından yeni bir iktidar talebi aşamasına geçtik. Şimdi bir talep var, artık insanlar talep ediyor. Bu bir yıl boyunca bunu talep edecek. Şimdi bu talep ne kadar karşılanacak? Bu talep kendi siboplarını ne kadar yaratacak? Hükümet burada ne kadar esneyecek? Bu insanları, bu talebi yönetebilmek için ne kadar geri adımlar atacak? Bunların kabiliyetini bu yıl göreceğiz. Ama bu talebin bir seçimi zorlayabilecek bir şeye de dönüşebilmesi muhtemeldir. Fakat muhalefet de bunu yapmaya çalışıyor. Yapmaya çalışıyor. O sandığı getirmeye çalışıyor. Ama bir erken seçimi hükümetin istemeyeceğini düşünüyorum ben. Peki. Olabilecek en erken seçimin de en erken seçiminde 2022'nin sonunda olabileceğini düşünüyorum. Peki. Şimdi bakın bu önemliydi çünkü tam da bu yeni vakfın kuruluşunun altındaki niyetlerle, motivasyonlarla ilgili bir süreç. Bu anlamda Müslüm Bey'e sormaya devam edeceğiz. Ahmet Türk'ten Uluç Gürkan'a, evet. Ayfer Yılmaz'dan Murat Karayalçın'a, daha pek çok isim, bunları soracağız. Kimler bu düşünce kuruluşunda yer alacak? Ne üretilecek bu düşünce kuruluşunda? Hangi kesimler temsil edilmiş olacak böylece? Bu isimler çünkü sembolik isimler aynı zamanda. Bunları konuşacağız ama Fikret abiye dönelim. Fikret abinin Halk.tv.com.tr'deki yazısının başlığı Liderler Kabinesi. Liderler Kabinesi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? İktidara gelirse ittifak nasıl bir yönetim oluşturacak? Ankara kulislerinde yanıtı en çok merak edilen sorular bunlar diyor Fikret abi. Peki bu soruların yanıtlarına ilişkin en son
derlediğiniz, tespit edebildiğiniz manzara ne diyor Fikret abi? Evet Gökmen, ben de Müslüm Bey'e selam ve sevgilerimi iletiyorum. Aslında Müslüm Bey'in yaptığı analiz benim yazım örtüştü. Şimdi onu düşünüyordum ben de. Şimdi Ankara kulislerini izleyen biri olarak şu tespitleri yapabiliriz. En çok merak edilen işte Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Şimdi CHP cenahından daha çok kaynaklarıma dayanarak ifade edeyim. CHP'liler Sayın Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın adayı olacağı konusunda çok eminler. Yani %90